Bicikom'un sunduğu Tarihi Haber Ajansı'ndan iyi akşamlar sayın seyirciler. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü iddia eden bilim adamı Galileo'ya karşı halkın tepkisi gün geçtikçe artıyordu. Nihayet bir vatandaşın şikayetçi olması üzerine toplanan Engizisyon Mahkemesi Galileo'yu yargılamaya başladı. Şimdi kameralarımızı Vatikan Adalet Sarayı'na çeviriyoruz. Bir tane Galileo denen gerizekalı çıkmış diyor ki dünya yuvarlak. Bilim adamıymış. Ne bohtan bilim adamı. Bunlar ne anlar elimden bilimden. Ben de duyar duymaz girdim CİMER'e şikayet ettim. Şimdi içeride yargıya hesap veriyor. Görsün bakayım kim yuvarlak. Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür. Adaleti yoktur. Dönmez. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla gece gündüz oluşuyor diyorlar. Be gerizekalı. Saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma ihtimali var mı? Güneş dönüyor oğlum. Dünya dönmez. Bana bak lan konuşurken. Yüzüme bak. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, bugün burada Galileo davası için bulunmaktayız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki müvekkilimin akli dengesi yerinde değil. Kendisi ne dediğini bilmiyor. İçeride saçma sapan şeyler söyledi, bizi de rezil etti. Yok dünya yuvarlakmış da dönüyormuş da böyle saçma sapan akıl almaz şeyler söyledi. Ya bugün 5 yaşındaki çocuk bilebilir dünyanın düz olduğunu. Neyse arkadaşlar, özet olarak müvekkilimin cezai ehliyeti yoktur. Bu yüzden beraatini talep ediyoruz. Zaten bana kalsa ben bu davayı almam bile. Ama parası yokmuş, avukat tutamamış, baro atadı beni, mecburen işimi yapıyorum. Zaten nerede deli var bizi buluyor. Bende şansı yok ki anasını satayım. Bu sabah haberlerde gördüm yeni bir şarlatan daha çıkmış, o da yer çekim var diyor. Newton muymuş neymiş, yok ağacın altında oturmuş kafasına karpuz düşmüş. Senin ben yalanını sikim. Karpuz ağaçta yetişir mi lan? Kafayı yiyeceğim ya, yer çekimi diyor ya. Gözünü yiyeyim bu yer çekiminin. Bu yer çekimi havayı tuttu, karayı tuttu, suyu tuttu. Ne bok yiyen yer çekimidir bu ya? Şimdi ilk işim eve gidip CİMER'den onunla şikayet etmek. O karpuz onun götüne soksunlar da bakalım görelim yer çekiyor muymuş. Aha Galileo geliyor. Ellerine kelepçe falan polisi de yapın ona herhalde. Aa çekme lan çekme. Allah'ın derisi. Yuvarlak senin babandır lan yavuşak. Kendinizi nasıl savundunuz mahkemede? Kalbim duraksız. Haykırışlarla ne yapsan ayrılamam senden asla. Hafife alma aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma delikanlı. Antik Roma'da gündem yine bir hayli karışık. Dün akşam üzeri canlı yayınlanan programda alanlarında uzman isimlerin arasında yaşanan tartışmanın hararetli anlarından bir kesit şimdi ekranlarınıza geliyor. Ya bu gladyatör dövüşlerinin seyircisi düzenlenmesinin ne mantığı var Allah aşkına? Madem kimse izlemeyecek biz niye arenada birbirimizi kesiyoruz o zaman? Ayrıca hükümetimizin gladyatörlerin emeklilik yaşını 25'e indirmesi lazım. Siz hiç emekli gladyatör gördünüz mü? Göremezsiniz tabii çünkü yok. 30'u görmeden hep söylüyor. Çalışma şartlarımız çok ağır. Bunların düzenlenmesi lazım. Can güvenliğimiz yok ya. Ya kardeşim burada ağlayıp duruyorsunuz da maşallah hepinizin belinde 2000 sikkeli kılıçlar var yani. Burada şimdi beni konuşturmayın, anlatabiliyor muyum? Ya ne alakası var? Kılıçsız mı çıkalım arenaya? Aslanı kaplanı çakıyla mı öldürelim? Böyle saçma iş mi olur ya? Arkadaşlar kılıç mılıç bunları bırakalım. Bakın elimdeki raporda ne diyor? Geçen seneki büyük Roma yangınının çıkış sebebi Nero'nun uyuyakaldığında ağzından düşürdüğü sigaraymış. Tesadüfe bakın ki hem kendisi bu yangından hiç yara almadan kurtuluyor, hem de şu an Roma meydanına diktiği otel kadar yer yanmış. Ya arkadaşlar bir saniye bakın, konu çok dağıldı. Şimdi biz ana konumuza geri dönelim. Bu veba salgınıyla nasıl mücadele edeceğiz? Yani böyle efendim sokağa çıkmayalım, herkesi evlerine kapatalım. Yani bu şekilde mücadele edebileceğimize inanmıyorum. Veba bu şekilde bitmez. Bu Roma vak aşısını iki doz olmayan hiç kimseyi kolezyumlara sokmayacağız. Bu veba salgını ancak böyle biter. Başka yolu yok. Ya bırakın bu aşıyı maşıyı. Bu vebanın çaresi kelle paça. Bol bol kelle paça içeceksiniz. Ayrıca bir ay sonra mahzunu söylemişti dersiniz. Bu virüs Roma genlerine zaten bulaşmıyor. Korkmamızı gerektirecek bir durum yok.